geldiniz sevgili izleyiciler. Koronavirüs salgınının şiddetini artırdığı her geçen gün bu dönemde kripto para borsalarını konuşacağız. Para borsalarına dair beklentileri ve bu dönem yatırımcı nasıl hareket etmeli? Nelerden kaçınmalı? Tüm bu soruların yanıtını BTC Türk CEO'su Özgür Güner'den alacağız. Özgür Bey merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet Özgür Bey, yeni yıla kripto para borsalarında blok ödülü yarılanması hikayesiyle başlamıştık. Bu hikayede evet, bir anlamda aslında pozitif bir rüzgar yakalamamızı sağlamıştı. Ancak koronavirüs salgını hem bu rüzgarın hızını kesti ve tüm planları alt üst etti demek doğru olacaktır. Ben şunu öncelikle sormak istiyorum. Yılbaşından özellikle koronavirüs salgınının şiddetini hissettiğimiz, yani 12 Şubat'ta en üst zirveyi gördük, ondan sonra doğru Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para borsalarında bir aşağı yönlü hareketlilik olmuştu. Kripto para borsalarının ekonomik büyüklüğü, işlem hacimleri neye ulaşmıştı? Öncelikle ben de buradan hem hasta olanlara bir an önce sağlık diliyorum, hem de ülkemiz açısından, insanlık açısından da bunun bir an önce geride kalmasını ve ekonomik faaliyetlerin, sosyal hayatın normale dönmesini diliyorum. Açıkçası dediğiniz gibi aslında yılın sadece 3 ay yaklaşık olmasına rağmen tüm geride kalan kısmını ikiye bölebiliriz. Bir bölümü koronavirüs öncesi beklentiler, ekonomiye olan etkileri, bunun finans piyasalarına olan etkileri ve gelecekle ilgili beklentiler. Ve ikinci yarısında da tabii koronavirüsün etkili olmasıyla çok daha başka bir dinamiğin içine girmiş durumda olduk. Burada aslında bundan sadece yılbaşından önce işte dünya ticaret savaşları, farklı konular konuşurken bugün konuştuğumuz konuların ekonomik bu işlerin ne kadar boyutunu bir yandan da ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Yılbaşının ilk 3 aylık bölümünün ilk yarısında açıkçası kripto paralarla ilgili olumlu bir seyir gördük. Hem hacimlerde bir artış, yeni kullanıcı kurumsal anlamda olsun, bireysel anlamda olsun katılımcıların sayısının artmaya başladığını gördük. Ve bu süreç içerisinde hacimlerde de Bitcoin fiyatında da aslında bir ilerleme yaşandı. Hatta Bitcoin fiyatında 10 bin doların üstünde fiyatları gördüğünü de izledik piyasalarda, öyle fiyatlar oluştu. Ancak daha sonra piyasalarda oluşan tabii aşırı olumsuzluk dalgası belki de insanların bazı finansal enstrümanları veya gelecekle ilgili beklentileri fiyatlayamamasından ötürü ciddi bir serbest düşüşe geçti diyebiliriz. Yani şu anda ben de önümde rakamlar açık. Örneğin Dow Jones yılbaşı zirvesi, yıl içinde gördüğü zirveyi bırakın, yılbaşından bu yana %21 civarında eksi de. Dolayısıyla bu kadar ciddi düşüşlerin yaşandığı bir ortamda tabii insanların birinci tercihi ya da finansal enstrüman sahiplerinin diyelim birinci tercihi ilk etapta nakite dönmek oluyor. Çünkü böyle zamanlarda açıkçası hangi varlığı satmak istediğiniz, hangi stratejinizin geçerli olduğu değil, hangi varlığı satabildiğiniz daha büyük önem kazanıyor. Ve belki de bence Bitcoin fiyatı olarak çok ciddi anlamda geri gelse de 7.24 likiditenin hiç kurumadığı, hatta bırakın likiditenin kurumasını, çok daha ciddi likiditenin arttığı bir dönemi yaşadı. O açıdan bakıldığında birazdan belki daha da detaylı konuşuruz ama Bitcoin güvenli bir liman mı değil mi tartışmaları açısından da farklı bir deneyim yaşadık biz platformlar olarak küresel anlamda. Bu sadece BTC Türk'te bizim yaşadığımız bir deneyim değil. Diğer farklı önemli piyasalar, piyasa liderlerinin de aslında kendi piyasalarında yaşadığı bir durum. Bunu da konuşuruz birazdan ama açıkçası yılın bu 3 ayın ikinci yarısına bakıldığında ben Bitcoin'in performansından genel olarak son derece memnunum diyebilirim. Türk lirası bazında yılbaşındaki fiyatlardayız. O da aslında 7.24 işlem gören, fiyat kontrol mekanizması olmayan, yani çeşitli platformlarda, borsalarda olduğu gibi belirgin düşüşlerde işlemlerin durmadığı, tamamıyla serbest bir piyasadan bahsediyoruz. O açıdan şu ana kadarki performansı bence son derece olumlu. Özgür Bey, o zaman yılın ikinci yarısı tabiriyle diyeceğimiz nokta, koronavirüs salgının şiddetini hissetmeye başladığımız dönemden bu yana kripto para borsalarında ne kadarlık bir erime oldu ve bu dönemde yatırımcılar nasıl hareket ettiler özellikle? Şimdi açıkçası fiyatlar anlamında baktığımızda dolar bazında 5000 doların altı fiyatları hızlı da olsa kısa sürede olsa gördük bu hızlı düşüş süreci içerisinde.
Hatta günlük düşüşler içerisinde de Bitcoin'in rekor anlamda düştüğü günlerden bazılarını yaşadık. Bu anlamda bakıldığında diğer finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmanın aslında benzer ölçülerde zaman zaman üzerinde, zaman zaman altında bir dalgalanma yaşadığımızı gördük. Fakat bu süreçte bakıldığında şu anki fiyatlara hızlı bir şekilde toparlama olduğunda en azından Bitcoin özelinde görebiliyoruz. Dolar bazında zirveden hızlı aşağılara doğru kaymış olsa da yeniden toparlamasıyla beraber şu anda yılbaşının sadece %8-10 civarında altında işlem görüyor. Fakat biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi bizim şu anda kullanıcı deneyimi ve davranışları açısından bakıldığında bir kere eskiden şöyle bir inanış vardı. Belki sektörün birçok oyuncusunda veya sektöre dışarıdan bakan kişilerde kripto para platformlarının da işlem yapması için yeniden işte Bitcoin fiyatının rekorlar kırması lazım veya Bitcoin fiyatında öyle gelişmeler olması lazım ki herkes bunu konuşması lazım. Açıkçası ben yaklaşık 25 yılın üzerinde bir finansal kariyerimde ilk defa enteresan bir gelişme görüyorum. O da açıkçası şu, böyle fiyatı hızlı düşen, aşırı volatil olan ve hatta iniş çıkışlarda zaman zaman insanları ürkütecek boyutlarda çift haneli rakamlarda inip çıkabilen bir enstrümana düşüş yönündeyken ve bir belki de ayı trendi içerisindeyken özellikle bireysel yatırımcıların ilgi gösteriyor olması. Bu açıkçası bizim kendi rakamlarımıza çok önemli ölçüde yansıyor. Hem yeni üyelikleri yeni üyelikler olarak hem de ilk defa Türk lirası yatırıp kripto para alma konusunda istekli olan kullanıcı sayısının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Fakat bence işin daha da ilginç yanı aynı Türkiye'de bizim olduğumuz gibi diğer farklı piyasalarda da yani bunun örnekleri arasında Japonya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ni sayabilirim. Bu tür piyasalarda önde gelen lider kurumların da rakamlarında ve iş büyüklüklerinde önemli artışlar var. Dolayısıyla aslında yatırımcıların belki de Bitcoin'i yeniden bu daha da dijitalleşen dünyada kafalarında daha fazla oturmaya başladığını, o yüzden daha fazla ilgi duyduklarını, belki de meraktan veya sıkıldıkları için daha fazla okuduklarını ve onun için de Bitcoin'e belki de bir miktar daha kendilerini yakın hissettikleri bir dönemden de geçiyor olabiliriz. Ama şu bir gerçek ki bireysel yatırımcı bu düşüşte bunu bir fırsat olarak gördü. Evet, Özgür Bey, sizin ilerlediğiniz noktadan gidelim isterseniz. Kripto para borsalarında hem ağırlığı hem işlem hacmiyle ana temel lokomotif Bitcoin üzerine konuşacak olursak, 12 Şubat 10.400 dolarlar zirvesinden bu yana özellikle tüm varlıklarda olduğu gibi riskten kaçışla beraber aşağı yönlü bir trend vardı. Sizce Bitcoin üzerinde hangi bant aralığı beklentiniz dahilinde şekilleniyor bu dönemde? Açıkçası Bitcoin'in önemli özelliklerinden bir tanesi bence kısa vadedeki fiyatının çok kestirilememesi. Çünkü şu anda içinde geçtiğimiz dönem sadece Bitcoin açısından değil, tüm finansal enstrümanlar açısından oldukça dalgalı bir dönem. O açıdan bakıldığında kısa vadede fiyat tahminleri yapmak oldukça güç. Ama şuna inanıyorum ki şu anda finansal sistemin içerisinde bulunduğu durum ve reel ekonomi içerisinde bulunduğu durumu itibariyle baktığımızda ne yazık ki küresel merkez bankalarının daha çok finansal piyasalar üzerine odaklandıklarını görüyoruz. Bu da açıkçası çözüm olarak daha fazla para basılması ve likiditenin ciddi ölçüde azaltılması üzerine dayanıyor. Böyle tabii ki parasal genişlemenin olduğu ortamlarda eğer bir likidite krizi yani likidite bolluğundan dolayı bir likidite krizi yaşanmazsa açıkçası bu paranın farklı varlık sınıflarına dağılması ve bunun hızlı olması ve volatilitenin de yüksek kalması beklenebilir. Ancak tüm bunlara rağmen böyle genişlemeci bir ortamda Bitcoin'in güvenli liman arayışı olup olmaması açısından bakıldığında sanırım altının fiziksel özelliklerini de bir yana koyduğumuzda Bitcoin'in bu süreç içerisinde tamamıyla dijital, tamamıyla hiçbir şekilde belirgin bir merkezi yapıya, kişiye bağlı olmadan bir network üzerinde çalışıyor olmasının avantajlarını gördüğümüzü düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'e bireysel yatırımcının artan ilgisinin belki de nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Dolayısıyla tamamıyla dijital edinip saklayabildiğiniz, tamamıyla kendi kontrolünüzde olan bir değere sahip olmanın orta uzun vadede çok daha fazla
inanç ortaya koyacağını düşünüyorum ve bunun da insanların hayatına daha fazla dokunacağına inanıyorum gerçekten. Ve böyle bir trend olması durumunda da tabii Bitcoin fiyatının özellikle enflasyonunun her 4 yılda bir azalıyor olduğunu da varsayarsak ödül yarılanması sebebiyle fiyatının da daha olumlu seviyelere gelmesini bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi kripto paralar volatilitesi çok yüksek enstrümanlar. O yüzden çok kısa vadede önemli karlar beklentisiyle girerseniz burada önemli riskleri taşıyor oluyorsunuz. O yüzden açıkçası böyle yüksek riskli, yüksek volatil zamanlarda çok fazla trade etmemek bence Bitcoin açısından eğer alacaksanız da onu orta uzun vadeli bir kenara koyabileceğiniz ihtiyacınız olmayan bir tutarla ve en azından geceleri Bitcoin pozisyonunuzdan dolayı stresli bir şekilde uyanmayacağınız kadar almanız daha doğru olacaktır. Ama tabii bugünlerde ne yazık ki tüm finansal piyasalar için geçerli. O yüzden belki de çok fazla stratejik değişiklik kısa vadeli yapmamak en doğru karar. Yatırımcılara bu noktada bu yönde tavsiyeleriniz oldu. Peki Özgür Bey, özellikle Bitcoin'in siz hem merkeziyetsiz olması hem sınırlı sayıda üretiliyor olması nedeniyle çok farklı bir yere koyuyorsunuz diğer dijital paralara göre. Şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıl özellikle Bitcoin altın fiyatlarıyla paralel bir eğilim göstermişti ve şunu daha çok konuşuyorduk, daha çok soruyorduk. Kriz dönemlerinde, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olma özelliği taşıyabilecek mi tüm bu dijital varlıklar? Ancak bu beklentileri de bir miktar boşa çıkardı. Buna ilişkin yorumunuz ne olacak? Ben açıkçası Bitcoin'in performansıyla güvenli liman olmadığı veya bu performansı göstermediği yaklaşımına çok inanmıyorum. Çünkü şu anda daha çok kısa vadeli, yani içinde yaşadığımız süreç ve içinde bulunduğumuz dalganın daha çok daha başında olduğumuzu düşünüyorum. O açıdan bakıldığında bu bir aylık, 3 haftalık, 5 haftalık bir performanstan ziyade önümüzdeki 6 aydaki etkileri yaşayıp görüyor olmamız lazım bunu değerlendirebilmek için. O yüzden bu açıdan Bitcoin'in güvenli bir liman olmadığı açıkçası savını çok desteklemiyorum. Hacimlerin bırakın düşmeyi, bırakın likiditenin kurumasını, tam tersi hacimlerin arttığı, sağlıklı fiyat oluşumunun belki de Bitcoin'in uzun yıllardır ilk defa bu kadar yüksek hacimle fiyat oluştuğu, piyasaların oluşuyor olması, bunun 7/24 devam etmesi ve krizin en yoğun olduğu zamanlarda da, yani finansal piyasalarda yaşanan krizin en yoğun olduğu zamanlarda veya Bitcoin'in çok rekor düzeylere yakın düştüğü anlarda da likidite kurumadı. İnsanlar işlem yapabildiler, isteyenler alıp isteyenler satabildi. Bence bu aslında hem network'ün sağlıklı çalışması, Bitcoin network'ünün, hem 2017'ye göre platformların bakıldığında diğer teknik altyapının, Bitcoin network'ünün çok daha esnek ve büyümüş olduğunu görmemiz. Bence bu tüm değerler açısından bakıldığında Bitcoin'e inanılmaz bir güvenli liman potansiyeli sunduğunu düşünüyorum. Tabii güvenli limandan kastımız ne yazık ki açıkçası bugün içinde bulunduğumuz durum artık gösteriyor ki bizim kendi kafamızda oluşturduğumuz bazı ezberleri zaman zaman sorgulamamız gerekiyor ne yazık ki. Bunu bazen isteyerek inovasyon adı altında yapıyoruz ama bazen de bazı koşullar bunu zorluyor. Şu anda da öyle bir ortamda bulunduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla ben açıkçası Bitcoin'in fiyatından ziyade tamamıyla kontrolümün bende olması, hiçbir şekilde kimseyle temasta bulunmadan, merkezi bir yapıya bağlı kalmadan gidip oranın bakımını yaparlar mı, acaba sistemi ayakta tutarlar mı diye düşünmeden çalışan bir network üzerinden bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında bana böyle olumsuz zamanlarda da finansal piyasalarda her ne kadar dalgalanma olsa da Bitcoin fiyatı da çok dalgalı bir süreç gösterse de bazı özellikleriyle güven veren bir finansal enstrüman. O açıdan kimi yatırımcıların kimi ihtiyaçlarını bence giderebilecek güvenli bir liman sayılabilir. Onların kendi stratejileri içerisinde. Herkes için tabii Evet. olmayabilir bu. Evet, Özgür Bey, özellikle yıl başında konuştuğumuz en önemli gündem maddesi de tüm kripto para borsaları yatırımcılarının beklediği konu blok ödül yarılanmasıydı. Mayıs öncesinde bu fiyatlamalara girdim. Yarılanma sonrasında fiyatlara etkisi ne olacak? Hep bunları tartışıyorduk ancak özellikle bu salgın nedeniyle bu fiyatlamalar ne dersiniz başka bahara mı kaldı? Blok ödülü yarılanmasına ilişkin şimdi sizin yorumunuz nasıl olacak? Benim açıkçası ödül yarılanması ile ilgili beklentilerimde fiyata yansıması açısından çok bir değişiklik olmadı. Şu anlamda bahsediyorum. Tabii ki önümüzdeki günler ekonomik açıdan ve finansal piyasalar açısından ne getirir bunu çok tahmin etmek
Bugünden kolay değil. Benim uzmanlık alanım da değil. Gelecekle ilgili tüm piyasaları öngörmek ama özetle bakacak olursak daha fazla kişinin, yani ben açıkçası oturduğum yerden gördüğüm tablo Türkiye'de ve dünyada insanların Bitcoin'e kurumsal seviyede de olsa, bireysel seviyede de, hatta ikisi beraber daha fazla ilgi duyduğu yönünde. Çünkü bunun da kendileri açısından farklı yatırım stratejilerine dayandığını düşünüyorum. O açıdan bakıldığında böyle bir talep varken ve bu talebin artarak sürmesi de muhtemelken ve dijitalleşmenin hayatımızda artık yerinin böyle bir ifadeden ziyade tamamıyla içine girmiş olduğu bir ortam içerisinde gittikçe büyümesi azalan, enflasyonu azalan ve daha zor bulunabilecek olan, güvenli bir varlık olabilecek potansiyeli taşıyan Bitcoin açısından bu sürecin fiyatlanacağını düşünüyorum. Bazen bazı konular açıkçası beklentilerle ama bazıları da gerçekleşmeyle realize oluyor. Şu anda insanların gelecek dönemle ilgili beklenti oluşturma yetisinin, becerisinin ve sağlıklı psikolojisinin finans piyasası açısından çok yerinde olmadığını zaten bu dalgalanmalardan görüyoruz ve haklılar da. Zor bir dönemden geçiyor finans uzmanları da aynı şekilde. Ama Bitcoin tarafında bir de bazı matematik gerçekler var. Siz her ne kadar gelecekle ilgili beklentiyi satın almasanız da Bitcoin'de eğer talep yukarı gitmeye devam edecek, bireysel kurumsal yatırımcılar buna ilgi gösterecekse ve ortaya çıkan 10 dakikada bir ödül 12,5'tan 6,25'e düşmüşse bunun matematiksel bir etkisi olacağını da yadsıyamayız. Bu sadece beklenti veya gelecekle ilgili olumlu bir seyir potansiyeline dayanmıyor. Özgür Bey, peki BTC Türk olarak siz kaç kullanıcı sayısına ulaştınız? Bu dönemde kullanıcı sayısı veya günlük işlem hacimlerinde ne kadarlık bir hareket oldu, bir erime oldu mu? Açıkçası yılbaşından bu yana genel olarak bakıldığında BTC Türk'ün performansı son derece olumlu seyrediyor. İşlem hacimlerimizde önemli artışlar var. Hatta Şubat-Mart aylarına bakıldığında 2017 yılındaki o yüksek işlem hacimlerin üzerinde rakamların BTC Türk'te hacim olarak el değiştirdiğini görüyoruz. Burada farklı stratejileri kullanan yatırımcılar olduğu kadar alıp tutmak isteyen yatırımcıların da olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında da yaklaşık 750 bin üzerinde şu anda kayıtlı kullanıcımız var. Yaklaşık bu kullanıcılarımızın 270 bin tanesi de uygulamamız çalışıyor ceplerinde. Ama daha da önemlisi bence artık biraz önce bahsettiğim gibi bugüne kadar Bitcoin'i belki duymuş, belki ilgilenmiş ama hiç almamış fakat merak eden, almak isteyen bir kullanıcı kitlesinin de var olduğunu düşünüyoruz ve buna ilişkin de aslında önemli ölçüde yatırım yaptık son birkaç ay içerisinde. Hatta yeni BTC Türk bu anlamda bakıldığında tam bu yatırımcı profiline uygun bir platform oldu ve önümüzdeki haftada bu platformun mobil uygulamalarına kullanıcılarımıza sunacağız. Umuyorum ki orada çok daha basit bir deneyimle Bitcoin'e daha kolaylıkla ulaşacaklar. İşlem hacimlerindeki artışın tabii volatiliteyle çok önemli bir bağlantısı var. Onu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Platformlarda fiyat volatilitesi ne kadar yüksek olursa likiditenin de o ölçüde artmaya başladığını, daha fazla kullanıcının aktif olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de ben bu dalgalı seyrin devam edeceğini ve işlem hacimlerinin de yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Peki Özgür Bey, yeni bir iş modeline, bir platformu oluşturduğunuzu ve gelecek hafta hayata geçireceğinizi söylediniz. Hayırlı olsun diyelim. Peki bu platformda Sağ ne gibi farklılıklar olacak? Hangi kesimi hedefliyorsunuz? Buradaki amacınız nedir ve ne kadarlık bir ek talep gelmesini bekliyorsunuz bu platformda? olun. Evet, bu bizim için aslında çok önemli bir adımdı. Bunun birkaç tane boyutu var. Bir kere yeni BTC Türk sadece Bitcoin sunan bir veya Bitcoin satın almaya imkan veren, alım satıma imkan veren bir platform. Bunun açıkçası çok basit bir nedeni var. Türkiye'de kripto paralara, Bitcoin'e ilgi duyan kullanıcılar özellikle son bir yıl içerisinde, tabii bunda bizim de çabamız olduğunu düşünüyorum, emeğimiz olduğunu düşünüyorum. Önemli ölçüde genişlemeye başladı. Bu kadar genişleyen kitle içerisinde de farklı finansal tecrübesi olan, farklı finansal deneyimi olan kullanıcıların da farklı ihtiyaçları oluşmaya başladı. Bu anlamda bakıldığında özellikle kripto paraları başta Bitcoin olmak üzere bir finansal enstrüman olarak görüp onu hatta çok kısa vadeli alım satmak isteyen veya alım satmadan önce alıp uzun vadeli tutsa bile grafiklere bakmak gibi veya çeşitli analizler gibi daha profesyonelce olaya yaklaşan kullanıcılar için BTC Türk Pro'yu hayata geçirmiştik. Ama bir yandan da artık bahsettiğim gibi bugüne kadar belki finansal piyasalarda çok deneyimi olmayan
Ama banka mobil uygulamalarını kullanabilen bir kullanıcı kitlesinin de kripto paralara ilgi duymaya başladığını gördük. Ve bu anlamda da bakıldığında bizim hem BTC hem Türk olarak iki türlü sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi hem Bitcoin'i Türkiye'de doğru anlatmak, doğru insanlara ulaştırmak veya Bitcoin almak, satmak isteyenleri doğru şekilde yönlendirmek. Bir yandan da tabii adımız da Türk olduğu için Türkiye'de bu işin doğru düzgün yapılması, sanki regüleymişçesiniz tüm mevcut veya ileride oluşabilecek potansiyel regülasyon önlemlerine uyumlu çalışması açısından bu iki tarafta da önemli sorumluluğumuz var. Dolayısıyla biz yeni tanışacak kripto parayla insanların öncelikle Bitcoin ile sadece tanışması, Bitcoin'i böyle karışık emir tiplerinden değil de aynı bugüne kadar alışık olduğu döviz alır satar deneyimi gibi banka mobil uygulamalarında olduğu gibi rahatlıkla işlem yapabileceği bir platform olarak cep telefonlarına getirmek istiyoruz. Bu açıdan da aslında iş modeli değişikliğimizin ana farklılıklarından bir tanesi bu. Dolayısıyla bu açıdan çok daha tecrübesiz, belki hiçbir finansal enstrümanı alıp satmamış, emir vermemiş kullanıcıların da rahatlıkla Bitcoin'e ulaşabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu açıdan önümüzdeki hafta uygulamamızın da çıkacak olması bizi oldukça heyecanlandırıyor. Teknik olarak fazla bilgisi olmayan finansal piyasalara da ancak bu borsalara ilgisi olan kesime hitap edecek olan bir platformdan bahsediyorsunuz. Hemen şunu da sormak Evet. istiyorum Özgür Bey. Özellikle yayın Buyurun. öncesi çok Twitter'dan bu yönde mesajlar geldi. Türk kripto para borsalarında da altcoin'lere yatırımları olan çok yatırımcılar var. Onlar nasıl hareket etmeli? Bu süreç bir test süreci. Özellikle dijital varlıklar açısından bir test sürecinden bahsediyoruz. Hangi tokenlar bu test sürecini geçebilecek sizce? Açıkçası bunu tahmin etmek oldukça güç. Çünkü şu anda bir yandan finansal zorluklar içerisindeyiz. Yani finansal piyasaların önemli ölçüde dalgalandığını görüyoruz. Bir yandan sağlık sorunları var. Yani ne yazık ki bugün bir kripto parayla ilgili konuşacağımız zaman belki de onun ana geliştirici ekibinin sağlıklı olup olmadığı, hayatta olup olmadığı, nerede olup olduğunu, bir işine erişimin olup olmadığını bile sorgulamak gerekiyor. Bunları tabii konuşuyor olmak son derece olumsuz. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu, Bitcoin gibi bağımsız ve aslında hiçbir yere bağlı olmayan, kendi başına ayakta durabilecek bir komüniteye sahip olan kripto paraların ve finansal anlamda da çeşitli ihtiyaçları olmayan, kendi başına var olabilmiş, değer üretebilmiş kripto paraların devam edebileceğini düşünüyorum. Ama bunların hangileri olduğunu bize muhtemelen zaman gösterecek. O açıdan biz de BTC Türk'te açıkçası kripto paraları listelerken küresel anlamda en azından belirgin bir büyüklüğe ulaşmış hem piyasa değeri olarak hem günlük ortalama işlem hacmi olarak hem bizim küresel rakiplerimizde listelenmiş kripto paralar olsun orada önemli hacimler oluşsun. Dolayısıyla Türk kullanıcı bizdeki kripto parayı alıp satmak istediğinde farklı platformlarda da likiditeye ulaşabilsin istedik. Hep bunların arkasındaki gerekçeler tabii koronavirüsü veya buna benzer riskleri öngörmek mümkün değil ama hep piyasanın genel olarak kabul ettiği likiditesi yüksek kripto paraları listelemek istedik. Bu dönemde de finansal anlamda zorluk yaşayan şirketler olacağı gibi bu tarafta da bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ama özünde bakıldığında bu sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir test. Açıkçası ben yatırım stratejisi olarak da bugüne kadar hep Bitcoin'i farklı bir yere koyuyorum. O açıdan altcoin alan arkadaşlarım mutlaka buna ilişkin bir yatırım stratejileri olmasını öneriyorum. Yani bir varlık, bir değer yaratacağına inandıkları kripto paraları alsınlar ve en azından bunu araştırıp gerçek olup olmadığını arkasına bakarak anlamaya çalışsınlar. Öbür türlü bu yatırımlar tabii çok riskli olabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli yatırım fikirlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaştığınız için diyorum. BTC Türk CEO'su Özgür Güneri'ye ve böylelikle bir kripto parayı daha bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Güzem Yılmaz Ertem sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.